Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. AK Parti MYK toplantısı sona erdi. Barış umutları ötelendi. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası basın toplantısı düzenledi. Çelik'in konuşmasında, AB'nin Türkiye Rapor Örgütü'ne buradan seslenmek isterim. Kendisinin doğrudan yanlış aldıkları konular var. Diyarbakır annelerini gündemlerine almalarını istiyoruz. Ama şimdiye kadar uluslararası kurumların gündemine Diyarbakır annelerinin girmemiş olması dünyanın en büyük ikiyüzlülüklerinden bir tanesidir. Devletlerin yaptıkları insan haklarını gündemine aldıklarını söyleyen DEAŞ örgütünün yaptıkları insan hakları ihlallerini gündeme alıyorlar. PYD, PKK, FETÖ örgütlerini ama gündemine almıyorlar. Türkiye'de yazılan raporlar açısından Diyarbakır annelerinin evlat nöbetlerinin koyduğu gurur, bütün raporlar açısından samimiyet testi olacaktır. Rusya'nın ilhak kararları sonrası barış ve ateşkes umutları ötelenmiş oldu. Türkiye, Kırım'ın ilhakından bu yana ortaya koyduğu ilkeli tavrı sürdürüyor. Bu ilhak kararını da reddettiğimizi ifade ediyoruz. 200 savaş esirinin takasında Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu duruşu takdir ediyor, önemli bir aşamaydı ama maalesef bu ilhak nedeniyle barışla ilgili durum biraz daha ötelenmiş duruyor. Türkiye'nin ateşkesin sağlanması için ortaya koyduğu diplomatik irade dışında bir başkaları tarafından bir irade yok. Ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine ilkesel çerçevede sahip çıkıyoruz, önem veriyoruz. ABD ve Yunanistan'a ise uyarıda bulundu Ömer Çelik. Bazı müttefiklerimiz de Yunanistan'dan üstlere silah yağarken genelde şöyle argümanı ifade ediyorlar. Rusya'nın saldırgan politikası bu çok anlamlı bir tablo üretmiyor. Yunanistan bu elde ettiği desteği Türkiye'yi tehdit ve taciz etmek için üretiyor. Yunanistan'a bu desteği verenlerin gereken tavrı da alması gerekiyor. Ege'de, Akdeniz'de bu şekilde hesapsız silah desteğinin Yunanistan'ın devlet politikası ele alındığında ne NATO için ne de bölgenin barışı için olumlu sonuçlar doğurmayacağı açıktır. Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosu hakkında ise Amerika Birleşik Devletleri'nin silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdım demesi kadar sorumsuz bir davranış olamaz. Tüm bunların anlamı şudur, yine Ege'de, Akdeniz'de saldırgan tarafı güçlendirecek, daha hukuksuz işler yapacak bir tutum içerisine giriyorsunuz. Türkiye'ye bir şey olmaz, Kuzey Kıbrıs'a silah ve askeri desteğini daha fazla artırır. Ömer Çelik, Onur Şener cinayetine değindi. Bu cinayetten, bu kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın ve MYK üyelerinin büyük acı duyduğunu ifade etmek isterim. Acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Arkadaşlar, ailenin yanında olacaklar. Bu cinayetin canavarca işlerle gerçekleşmiş olması çok açık. Bütün bu dava sürecini çok yakından takip edeceğiz. Gereken cezaları alınması için sürecin takipçisi olacağız. Kuşkusuz, yargı bağımsız bir şekilde konuyu inceleyecektir ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.